Evet, sütümüzü ve mayamızı aldık. Tabii iyi bir çekim yapamadım. Hayvanlar yatıyordu. Rahatsız etmek istemedim. Cengiz'e de söyledim. Dedi abi dedi bir akşamüstü gelirsen dedi. Hayvanlar dedi yemlenirken rahat rahat çekim yaparsın. Burası da köyün yalağı. Ne diyor? Yapım tarihi 1947. 47'den beri hiç durmadan maşallah akıyor. Şöyle göstereyim size. 4-5 yerden akıyor. Sürekli akıyor hiç durmadan. Nereye gidiyor bilmiyorum. Aşağılara bir yere gidiyordur. Şimdi köyden çıkacağız. Evimize gideceğiz. Ve beraberce inşallah sütümüzü mayalayacağız. Yoğurt yapacağız. Probiyotik organik yoğurt. Burası Taya Kadın Köyü. Arnavutköy Taya Kadın Köyü. Çıkışa kadar video çekeceğim. Çıkıştan sonra da kapatacağım. Tabi buralara yazın gelmek lazım. Şu anda Şubat'ın 25'i, hava gayet soğuk. Hala bir hafta 10 gün önce yağan karlar kısım kısım yerlerde. Ama çiçek açmış bazı ağaçlar. İnşallah tekrar don yapmaz. Videomuzda böyle olsun. Bir dahaki videomuzda derken tabii köye geldiğimizde şu yabani otlar hakkında da biraz sizlere bilgi vereceğim, paylaşımda bulunacağım. Hatta mümkünse ot toplayacağım ve yemeğini yapacağım. Yemeğini de sizlere tarifini vereceğim. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Tavsiye ediyorum. Mümkünse yapabiliyorsanız, doğadan toplayabiliyorsanız yabani ot mutlaka toplayın ve yemeğini yapın. Bu ısırgan otu olabilir, madımak olabilir, ebe gümeci olabilir, şevketi bostan olabilir, eşek helvası, sütlü diken dediğimiz ot olabilir. Bir sürü ot var yenilebilecek. Bir sürü. Önemli olan bunları tanıyabilmek, bilmek. Ben bazen yapıyorum. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Size de tavsiye ediyorum. Tabii toplayacağınız yer çok önemli. Düzgün, temiz yerlerden toplayacaksınız. Arabaların sürekli geçtiği, egzoz gazının çok yoğun olduğu bölgelerden asla toplamayın ki belki sıkıntı olur, bilmiyorum ama kesin konuşmak da istemiyorum. Ama toplayın dedim. Yabani otu toplayın ve yiyin. Yeşillik. Yeşillik hayattır. Emin olun, yeşillik hayattır. Evet arkadaşlar, karşıki benzin istasyonunun oradan içeriye girmiştik. Bir geriden çıktık. Şimdi yola revan oluyoruz. İnşallah sütü kaynama aşamasında, yoğurt mayalama aşamasında tekrar görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlık ve mutluluk her zaman sizin bir parçanız olsun inşallah.